Evet, selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda son dönemde bireysel emeklilikte altın fonlarındaki dalgalı kur bir miktar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Hangi fonu tercih etmeliyim şeklinde soru işaretleri oldu. Burada değişen bir şey var mı? Fon değişikliği yapmaya gerek var mı? Bu videoda biraz buna bakacağız. Şimdi son bir ayda ben Tefas'tan sadece altın fonlarını faizli ya da faizsiz fark etmeksizin altın fonlarını sıraladığımda bizim de model portföyümüzde bulunan Türkiye Hayat Emekliliği'ye ait VGA kodlu faizsiz altın fonunun %4,6 ile zirvede bulunduğunu görüyoruz. Ve buradan aşağıya doğru fonlar devam ediyor. İkinci sırada faizli bir altın fonu var ve yine üçüncü sırada faizsiz bir altın fonu olduğunu görüyoruz. Peki burada farkı yaratan nokta ne? Esasında içeriye girdiğimizde her fonun farklı bir kıymetli madenler cinsinden ya da altın cinsinden yatırım portföyü olabiliyor. Bu da zaman içerisinde fon getirilerinde bir takım farklılıklar yaratmasına rağmen uzun vadede genellikle gram altının üstünde yatırımcıya kazandırdığını söyleyebiliriz. Burada en çok eleştiri alan fon da yine bizim de model portföyümüzde bulunan CFA kodlu QNB'nin faizli altın emeklilik fonuydu. Bu sadece %1,58 kazandırabildi son bir ayda. Tabi burada kıstas olarak neyi almamız lazım dediğinizde hemen burada TR Investing'den gram altının son bir aylık getirisine bakıyoruz ve %3,50 kazandırdığını görüyoruz yatırımcısına. Dolayısıyla %3,50'nin üzerindeki fonlar aslında işini gerçekten iyi bir şekilde bu dönemde yapmışlar. Ama eğer sizin tercih ettiğiniz fon %3,50'nin altında bir getiri yaptıysa ve buradaki CFA gibi ya da Anadolu Hayat'ın BGL kodlu altın fonu gibi çok zayıf bir görünüm durumundaysa burada altın fonunuzu değiştirmeye gerçekten gerek var mı? İşte bunu sorgulamamız lazım ve bu noktada şunu söyleyebilirim. Sadece bir aylık bir performansla bunu değerlendirmek çok doğru olmaz. Elimizde uzun vadeli bir veri seti de var. Bunu da kontrol etmemiz lazım. Bu noktada mesela 3 yıldan başlayarak baktığımızda yine zirvede CFA oluyor. Yani QNB'nin fonu oluyor. Ancak bir ayda en zayıf görüntü bundandı. Hatta ben günlük olarak getirileri Twitter'da X'te paylaştığımda bu fona son derece agresif bir şekilde eleştiriler geldi. Hatta küfür edenler bile olmuştu. Ancak burada 3 yılda %489 ile zirvede bu fon ve 3 yılda gram altına baktığınızda da %439'da kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir miktar uzun vadeli bakmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada da yine zayıf görünümde olanlar var. Yani daha uzun vadeli bir perspektiften baktığımızda gram altının da altında kalabiliyor bazı fonlar. Burada optimum getiriye bakmak gerekiyor. Şimdi bir yıllık bir sıralama yaptığımda yine CFA'yı zirvede görüyorum. %63,93 ile gram altın ise son bir yılda %53 kazandırmış. Dolayısıyla burada beğenmediğimiz ve bir aylık performansı sebebiyle küfür ettiğimiz fon aslında uzun vadeli perspektifte hala en cazip ve en çok kazandıran altın fonu olmaya devam ediyor. Gram altında 3 aylık perspektife baktığımızda da fark %6,41, yani 6,41 kazandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla burada CFA yine altlarda kalıyor. Yani son dönemde CFA gibi bir takım altın fonlarının aslında zayıf seyirde olduğu çok bariz şekilde ortaya çıkıyor. Farklı fonlar daha ön planda, özellikle faizsiz altın fonlarının bir miktar daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Ancak bu noktada sadece bu kısa vadeli perspektife bakarak evet artık ben bu altın fonunu değiştirmeliyim ve buna geçmeliyim demek çok da doğru olmayabilir. Biraz daha uzun vadeli perspektife bakıp fonların getirilerini yakından takip etmek aslında BES yatırımcısının, özellikle altın yatırımı yapan BES yatırımcısının en önemli
görevlerinden bir tanesi, yani dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi, bunları aylık periyotlarla da olsa takip etmek ve fon yönetiminin ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu, sürdürülebilir bir performans sağlayıp sağlamadığına dikkat etmek gerekiyor. Genel itibariyle şu anda altın fonlarındaki görünüm bu şekildeydi. Çok büyük bir uzaklaşma yok. Hepsi aslında birlikte hareket ediyorlar. Ancak son bir ayda daha makasın açıldığını gördüğümüz için bu tarz bir videoya altın yatırımcısının ihtiyacı olduğunu görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen takıldığınız noktaları ve bireysel emeklilikle ilgili tüm sorularınızı videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın.